Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bu hafta Peugeot 508 inceleyeceğiz. İncelemeye konu olan aracımız Peugeot 508'in ilk jenerasyonu olan araç 1.6 E-HDI. Hadi bakalım. Aracımız D segmenti bir araç. 2010 yılında üretime başladı ve günümüzde halen daha üretiliyor ve son nesli de gerçekten çok beğenilen bir araç. Tasarım olarak çok beğenilen bir araç. Henüz binme fırsatı bulmadım ama ilk fırsatta o aracı da inceleyeceğiz. Arkadaşlar, aracın aslında konuşulacak çok şeyi var. Bu hafta konuğumuz olan araç akses serisi olan, yani giriş seviyesi dediğimiz, işte en boşu diye tabir ettiğimiz araç. Fakat en boşunda dahi belli standart donanımlara sahip. Şimdi donanımlardan önce dilerseniz şöyle bir araca etrafından bakalım. Dışarıda konuşacağımız bazı şeyler var. Galeride bu aracı ilk gördüğümde dikkatimi çeken bazı detaylar var ki bu aracın yola çıktığı her yerde aslında bu özellik dikkat çekti. Şimdi arkadaşlar, aracın ben hemen şöyle teknik verilerinden bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi sizi sıkmadan. Model yılını söylemiştim zaten. Aracımız 2012 model, fakat 2010'da bu kasa üretilmeye başlandı. Dolayısıyla 2010 ile 2012 arasında herhangi bir farklılık yok. Aracımızın ağırlığı 1 ton 410 kilogram. Uzunluğu 4 metre 79 santim. Hemen hemen 4.80 diyebiliriz. Genişlik 1.92. Bu gerçekten müthiş bir genişlik. Bu iki noktada önemli. Bir, sürüş performansı olarak geniş aracın viraj konforu bana göre çok daha iyi oluyor. Ayrıyeten yan yana oturduğunuzda, kol dayamaya kolunuzu koyduğunuzda yanınızda oturan yolcuyla kollarınız birbirine değmiyor. Bu bile yeterli bir fark aslında. D segmenti için olmazsa olmaz diyebilirim. Yüksekliğimizde 1.45 arkadaşlar. Hemen şöyle bir kaputu açalım. Dışarıdan konuşmaya başladık. Yavaş yavaş içeriye girelim. Kaput içerisinde Peugeot'un E-HDI adını verdiği, 3600 devirde 115 beygir güç üreten ve 1750-2000 devirde 270-285 Nm tork üreten bir motor var. 1.6 litre arkadaşlar. Performans olarak çok ileri seviye bir araç değil. Gerçekten performansı, yurt dışında bunun 2 litre 200 beygir ve üzeri olan versiyonları var ki şu anda yeni nesliyle birlikte bu da artık ülkemizde karşımıza çıkmaya başladı. Daha önce sadece 1.6 dizel seçeneği vardı ve THP turbo benzin seçeneği vardı. Fakat 200 beygir ve üzeri bir 508 yoktu. Bence D segmenti aracın kesinlikle 200 beygir ve üzerinde olması gerekiyor. Arkadaşlar, dışarıdan hemen şöyle bir tasarımla devam edelim. Aracın önünde ve arkasında ilk dikkat çeken detay, alıştığımız o geleneksel tampon formunun olmayışı, dışarı doğru çıkıntılı bir tamponu olmaması. Artık bunu ne amaçla düşündüler? Yani muhakkak aerodinami vesaire gibi etkileri vardır ama acaba böyle tamponları da araca katalım, işte hani balkonu da eve katalım gibi düşünerek aracı 10 santim daha uzatalım şeklinde mi düşündüler? Orasını bilemiyorum ama ben bu aracı ilk Türkiye'de yollarda gördüğümde gerçekten bana çok sıra dışı gelmişti. Tamponsuz, böyle düz inen bir arka bagaj kısmı, düz inen bir ön kaput, panjur kısmı gerçekten ilgi çekiciydi. Evet arkadaşlar, şöyle yavaş yavaş aracın içerisine de gireceğiz. Bu araçla da çok fazla tecrübemiz var. Uzun yıllar kullandık. Yaklaşık 9 yıllık kullanıcısıyız bu aracın ve gerçekten 9 yıllık anılarımızı anlatsam muhtemelen 1-1,5 saatlik bir video olur. Ama her şekilde parasının ve segmentinin hakkını veren bir araç olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz konforlu bir araç. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Konfor kısmı biraz tartışılabilir çünkü sert bir araba, yani virajlarda yatma yapmıyor, işte bir çukura girdiğinizde sert bir şekilde bunu hissediyorsunuz. Fakat lastik tabanları, lastik çapları geniş. Jant üzerinde şu anda 16 var, bir diğer versiyonu 17 ama oldukça geniş bir lastik yanak aralığı var. Üzerinde 60 yanak bir lastik var. Bu da gerçekten yoldaki ufak çukurları tolere eden ve size hissettirmeyen bir unsur oluyor. Aracın genel konforu benim gerçekten takdirimi almıştı o yıllarda. Sert olması ayrı bir tarafa koyuyorum çünkü maalesef bazı şeyler biliyorsunuz bir denge şeklinde gidiyor. Yani eğer aracın performanslı olsun, yol tutuşu iyi olsun, işte geyik testlerinde başarılı olsun, viraj alması iyi olsun, araba yatmasın vesaire derseniz, bunları işte her listenin bir tarafına eklediğinizde konfordan yavaş yavaş kırpıyorsunuz. Ondan sebep biraz sert bir araba fakat kesinlikle konforlu bir araba. Özellikle arka tarafı, genişliği, hepsini içeride zaten konuşacağız. Benim takdirimi alan bir araba. Zaten biliyorsunuz yeni 508'in yol tutuş performansını, geyik testlerindeki başarısını, gerçekten bu konuda çok iyiler. Ben Passat'la bu aracı kıyasladım. Yani belki daha uzun bir test yapmam gerekebilir. Fakat bunun yol tutuşu gerçekten çok başarılı. Çok zorladım. Birçok böyle trafiğin müsait olduğu göbekte, kavşakta ben bu aracı zorladım. Lastik sesinden başka bir şey duymuyorsunuz ama kesinlikle bir kayma eğilimi göstermiyor. Hatta herhalde ESP ışığı birkaç sefer yanmıştır bu zorlamalarım içerisinde. Yani böyle her girdiğinizde, sert viraja girdiğinizde ESP ışığı yakan, insanı tedirgin eden bir araç kesinlikle değil. O konuda ben hakkını teslim ediyorum. Gerçekten başarılı bir araç olmuş. Sürüş, oturuş, iç mekan, yakıt sarfiyatı, performansı maalesef söyleyemiyorum. 115 beygirlik bir araçtan 10 saniyenin altında bir performans zaten beklemiyoruz. Ama bu arabayla ilgili şunu söyleyeyim. Çok kuvvetli bir eleştirim var. İlk jenerasyon 508 alacaklar. Videoyu sonuna kadar izlesinler. Bu arada abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz şu ana kadarki kısmını dahi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Devam edelim ve aracın içine bakalım. Şöyle direksiyonumuzla başlayalım. Burada yükseklik ve derinlik ayarlı bir direksiyonumuz var. Manuel, elektronik değil bu ayarlarımız. Hemen direksiyonun üzerindeki düğmelerden şöyle sağ alttan başlayalım. Cruise kontrol, hız sabitlemeyi devreye alma, devre dışı bırakma ve limit var. Belirlediğiniz bir süratin üzerine araç çıkmıyor. 130 yaptınız onu. Dip gazla yapsanız 130'u geçemiyorsunuz. Hemen bu tarafta yine cruise kontrole ait geçici devre dışı bırakma ve devreye alma, hızlandırma ve yavaşlatma var. Frene bastığımızda cruise kontrol tamamen devreden çıkıyor. Gaza bastığınızda aracı hızlandırabiliyorsunuz. Ayağınızı gazdan çektiğinizde bir önceki hız limitiniz neyse oraya geri düşüyor. Şu config dediği aracın yol bilgisayarını kontrol edebildiğimiz ayarlar burada mevcut. Radyo ile ilgili ses açma, kapatma ve sesi kısma var burada. Bu tarafta Bluetooth ve yine radyo ile ilgili şeyler var. Bastığımızda burada şu şekilde ekranı değiştirebiliyoruz. Eğer Bluetooth'ta bağlıysa rehberinize erişebiliyorsunuz, son aramalarınıza erişebiliyorsunuz ve buradan basıp arama yapabiliyorsunuz. Aramayı cevaplayabiliyorsunuz veya reddedebiliyorsunuz. Direksiyon bu kadar. Onun haricinde hemen şöyle şuradan geçelim. Burada sıfırlamamız var. Her araçta olduğu gibi. Çekte bakıma kalan mesafeyi gösteriyor. 4400 kilometre veya 3 aylar diyor İngilizceden çeviri. Bu da arkadaşlar kadranın ışığını kısıp açtığımız yer. Şu tarafa değinelim. Dijital klimamız var ve oldukça rahat gerçekten. Mono, çift bölge dijital klima, onu da belirteyim. Şu anda mono da ayarlı. Bir tarafı değiştirdiğimde diğer tarafta değişiyor ama monoyu kapattığınızda bir tarafı soğuk, diğer tarafı sıcak yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrar mono yapalım. Bu zaten klimanın standart ayar düğmeleri, yukarıya alma, aşağı alma vesaire. Teybimiz bu. CD çalarımız var. CD changer yok. Tek CD takabiliyoruz. İçinde CD var mıymış? Varmış. Burada Bluetooth ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bluetooth birden fazla telefonda bağlanabiliyor. İçinden seçiyorsunuz hangisinin bağlandığını. Radyo ve devamı. Başka da bir şey yok. Zaten Bluetooth ayarları burada. Menüde saat, tarih, ekranı kişiselleştirme. Ayrıca işte equalizer ayarları falan oluyor. Eğer şu an radyomuz açık olsaydı. Hemen şöyle bardaklıklarımız da var. Böyle açılıyor. 2 tane. Sürücü ve yolcu için gayet iyi düşünülmüş. Arkada maalesef bardak koymak için herhangi bir yerimiz yok. Hemen şöyle vitesimize inelim. Burada bir sport tuşumuz var. Bastığımızda hemen şöyle göstereyim. Şurada bir S harfi çıkıyor. O düğmeye bastığınızda araç ekstradan 100 beygir artıyor. Değil tabii ki. Sadece daha yüksek devirlerde vites değiştiriyor ve vites düşürmek için biraz daha bekliyor. Yani aracı sürekli yüksek devirde tutuyor. Başka bir ekstrası yok. Şimdi bu araç yarı otomatik şanzıman olduğu için vites kolu ileri geri şeklinde direkt hareket etmiyor. Bu şekilde otomatiğe alıyoruz. Geri için hafif sağa itip ileri itiyorsunuz. Geri vitese geçtik. Boş ve otomatiğe alıp bir tane yana çektiğinizde de manuele geçiyor arkadaşlar. Aşağıya doğru vites büyüyor. Yukarıya doğru vites küçülüyor. Park yok bunlarda. El frenini çekmeniz lazım. Kendisi fren yapıyor, evet, kilitliyor ama yani yokuşlarda falan el frenini çekmeniz kesinlikle gerekiyor. Yoksa kayar aracınız. Onun haricinde aracın içerisinde şurada bir bozuk para koyma yerimiz var. İstanbul'da korktuğumuz için pek koyamıyoruz. 2 lira için cam kırarlar abi. Burada kartları, fişleri, mişleri, ıvır zıvır şeyleri koyabileceğiniz yer var. Aynı şekilde burada da bir gözümüz var. Kol dayamanın altında. Kol dayamamız hareketli. O gayet güzel. Genişçe kapı gözlerimiz var. Oldukça genişler. Onu söyleyeyim. Şurada yine bir gözümüz var. Burayı da anlatayım. Far yüksekliklerimiz burada arkadaşlar. ESP'yi kapatıp açma düğmemiz burada. Park sensörünü buradan açıp kapatabiliyoruz ve Eco modunu devre dışı bıraktığımız yer burada. Eco nedir? Stop start. Start stop değil, stop start. Yani araç ışıklarda durduğunda aracın motorunun durması, ayağınızı frenden çektiğinizde çalışması anlamına geliyor. Bu araç anahtarla çalışıyor. Yani start stop yok. Düğmeye basıp çalıştırdığınız herhangi bir şey yok. Onun haricinde aracın içerisinde anlatabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Şöyle kısaca aslında aydınlatmasından bahsedeyim. Benim en çok sevdiğim detay bu çünkü. Şurada gördüğünüz iki tane arkadaş lazer led. Şöyle göstereyim. Gece bu iki arkadaş olduğu gibi şu konsolun şu kısmını aydınlatıyor. Böyle turuncu bir ışık oluyor burası. Ve gerçekten çok hoş duruyor. İnanılmaz da kullanışlı. Ben o özelliğini de çok seviyorum. Çünkü araç içerisinde yeri geliyor bir şey aramanız gerekiyor. Burada kartınızı koyuyorsunuz. Benzinliğe gireceksiniz. Nakit paranız burada oluyor. Bir şey oluyor uzun yoldayken. Oldukça kullanışlı. Hoparlör ses sistemine değineceğim ama telife girmemek için müziği açmayacağım. Kapılarımızda 4 tane hoparlörümüz artı tizlerimiz var şöyle burada. Gayet tatmin edici bir sesi var aracın. Çok fazla değil. Böyle bangır bangır bir bas yok. Ama idare eder. İdare eder. Daha iyisi için arkaya bagaja bir subwoofer koymak gerekiyor. Makyaj aynamız var. Ama aydınlatması yok. Yükseklik ayarlı emniyet kemerlerimiz var. Koltuklarımız otomatik değil. Manuel. Koltuğu yükseltebiliyorsunuz. Alçaltabiliyorsunuz. İleri geri vesaire fonksiyonları standart zaten. Bunda ekstradan bir yükseltme de var. Her araçta yok yükseltme, o yüzden söylüyorum. Yükseltme de çok işe yarıyor gerçekten. Özellikle boyu kısa olanlar için yükseltip aracın görüş açısını daha iyi görmelerini sağlıyor. Arkada aydınlatmalarımız var. Cam kenarlarında, ortada yok. Buradan hepsini açıp kapatabiliyoruz veya harita lambalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Arkanın ışıklarını buradan devre dışı bırakabiliyoruz. Çocuklar oynadığı zaman, ki genelde oynuyorlar. Hemen burada çocuk kilidi var. Bunun en güzel yanı arkadaşlar, bu düğmeye bastığınızda hem kapıları kilitliyor. Yani içeriden kapı açılmıyor çocuk çektiğinde. Arka kapılardan bahsediyorum. Ön açılır her türlü. Hem de camları kilitlemiş oluyor. Bu gerçekten bu araçta benim en sevdiğim özelliklerden biri. Hele hele çocuğu olanlar benim zaten ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaklar. Çünkü zırt pırt o camı açar kapatır oynar onunla. Şimdi size ben bu araçtaki en enteresan şeyi göstereyim. Enteresan olan şey bu değil tabii ki. Buradan bagaja erişebiliyorsunuz. Bu gayet normal, sıradan bir şey. Bunu kapattık. Enteresan olan şey arkada kol dayaması yok. Bu D segmenti bir araç. Yani bu araca yakışmıyor. Arkada kol dayama olmaması. Yani arkada klima bile var. Ki bu da gerçekten çok güzel bir şey arkada oturanlar için. Fakat kol dayama olmaması enteresan. Neden koymamış Peugeot bilmiyorum. Bu arada şu detaydan da bahsedeyim. Arka kapılarda da ceplerimiz var. Gerçekten güzel bir detay. Arka kapılarda da tizlerimiz var ve hoparlörlerimiz var. Yani toplamda 8 hoparlörlü bir aracımız var. Arkalarda yok. Yani var ama yok. Muhtemelen Avrupa'daki versiyonlarında orada subwoofer olabilir. Çünkü yeri var orada. Yükseklik vesaire kısmına da şöyle değinmek istiyorum. Şimdi bu aracın benim en sevdiğim yanlarından biri tabii ki geniş olması. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlıydı. Şöyle göstereyim. Yukarıda oldukça tatmin edici bir tavan yüksekliği var. Fakat burada bu Chevrolet'de bahsettiğim C sütununun birleşme yerinin biraz daha açık olması bunda yok. Bunda yani şu şekilde durduğunda buraya kafa sallandığında çok rahat bir şekilde değebiliyor. Chevrolet'de biraz daha böyle yatırmak gerekiyordu. Onun haricinde arkadaşlar şu diz mesafesi. Bu diz mesafesi gerçekten bu arabada yani arkada bacak bacak üstüne atıp oturursun yani. Bir long gibi değil tabii ki ama aracın içi gerçekten çok geniş. Hiçbir şekilde aracın içerisinde böyle uzun yolda Ön koltuk sana doğru gelir, dizin değer, ya şöyle kaykılıp oturamazsın. Bunda böyle oturuyorum, dizim ancak değiyor ve şu şekilde. Artık böyle de yolculuk yapılmaz, adam sakat kalır, belin kırılır da. Ama yani genişlik olarak arka koltuğu müthiş, tam bir aile arabası. Bu özelliğini seviyorum. Koltukların burası sert plastik, o da güzel, o da kullanışlı çocuklu ailelerde. Çünkü görüyorsunuz, hemen şöyle şurada göstereyim, ayak izleri bebek koltuğunun olduğu yerde, ayaklar oraya değiyor. Plastikten her türlü silip çıkartıyorsun ama kumaş olduğu zaman maalesef ekstra bir temizleme gerektiriyor. Aracın içerisi bu şekilde. Oldukça konforlu. Yani alınabilecek arabalar listesinde kesinlikle incelenmesi gereken, kesinlikle bakılması gereken araçlardan biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Bakın. Durduk. Stop. Ayağımı frenden çektiğim anda araç çalışıyor. Stop start mekanizması var bu araçta. Start stop değil yalnız. Genelde o karıştırılıyor çünkü. Düğmeyle çalışmıyor arkadaşlar bu araç. Işıklarda durduğunuzda işte araç, motor duruyor. Ayağınızı frenden çektiğiniz gibi tekrar çalışmaya başlıyor. Ve bunu ben stop startlı bir BMW kullanmıştım. Kesinlikle kullandığım BMW de yanlış hatırlamıyorsam 2012-2013 modeldi ve uzunca bir süre kullandım. Kesinlikle ondan çok daha sessiz ve sarsıntısız yapıyor. Mesela ışıklarda durduğumuzda Passat vesaire, işte stop start olan diğer araçlar da dikkatimi çekiyor. Oldukça sesli bir çalışma oluyor ve biraz daha uzun sürüyor buna göre. Bu çok daha hızlı, daha sesli içeriye ve daha sarsıntılı çalışıyor. O konuda stop start mekanizmasının çalışma performansını gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi kullanım tecrübelerimden, işte yaşadığımız sorunlardan, en beğenmediğim özelliğinden ve en beğendiğim özelliklerinden bahsedeceğim. CD okuyor araç, fakat bu araçta navigasyon vesaire gibi şeyler de yok. Düz, dediğim gibi en boş modeli. Fakat güvenlik bakımından standart donanımları oldukça yeterli. Sürücü ve yolcu hava yastıkları, fren sistemi çok başarılı durduruyor aracı. Biliyorsunuz bu önemli bir mesele. İhtiyaç duymamayı ümit ediyoruz Allah'tan ama başınıza geldiğinde büyük ve ağır araçların, ki 1 ton 400 kilo arkadaşlar, yani şu anda güncel araçların birçoğunun 1 ton 200-300 kilo civarında olduğunu düşünürsek, bu aracın boş ağırlığı 1 ton 410 kilo. İçerisinde boş da olmuyor araç. Yani bir yolculuk yapıyorsanız işte ve otoban hızlarındaysanız aracın durması gerçekten çok önemli. Bu konuda biz bu araçtan hiç pişmanlık yaşamadık. Bir kere bir kar lastiği faciam oldu. Kar lastiği yüzünden başarılı bir frenleme yapamamıştım. Yer kuruydu. Hemen donanımlarla devam edelim. Yokuş kalkış sistemimiz var aracımızda. Araçla yokuşta durduğunuz anda, ayağınızı frenden çektiğinizde araç fren yapmaya devam ediyor. Gaz pedalına dokunduğunuz anda veya belli bir süre, yanlış hatırlamıyorsam 6-7 saniye kadar gaza basmazsanız araç frenleri bırakıyor ve geri kaydırmaya başlıyor aracı. Otomatik vites bu ama geri kaydırıyor. Çünkü tam otomatik değil maalesef. Bunu konuşacağız. Bu çok önemli bir konu benim için. Birazdan size neden önemli olduğunu anlatacağım her şeyle. Masraf, maliyet, konfor, performans, her şeyle. Şimdi yakıt sarfiyatına değinmek istiyorum. Arkadaşlar ortalama 4-4,5 litre civarı verildi bu aracın yakıt sarfiyatı. Fakat ben geçtiğimiz 9 yıl ve 160 bin kilometrede çokça test yaptım bu aracı. Çok enteresan sonuçlara ulaştım. Birkaç değer söyleyeceğim arkadaşlar. Şehir içi, uzun yol, şehir dışı ve karmada. Şimdi en son yaptığım testte bu araç 80 kilometrelik bir test yaptım. 4,7 litre yaktı. Fakat bu şehir dışı değildi ama şehir içi de değildi. Yani İstanbul'da yaşayanlar bilecektir. İşte eski Edirne asfaltından gittim. Trafik vardı, ışıklar vardı, dur kalk yaptık sürekli. Sonra Arnavutköy tarafından, Çatalca üzerinden, köy yollarından kasisler, ışıklar, insanlar, traktörler, gidiş geliş yol, sollama vesaire derken, yani bu şehir içi tüketimi fabrika verisinde 5,1 litre. 4,7 litre yaptığım sarfiyat böyle daha çok uzun yol ama şehir içine yakın bir uzun yol gibi oldu. Çünkü uzun yolda ben bu araçla İstanbul'dan çıktım, Küçükçekmece'den. Bursa'ya gittim ve Körfez'i dolaşarak gittim. İki değer yaptım. Biliyorsunuz işte A ve B şeklinde birçok arabada var. Kilometreyi sıfırlama özelliğiniz var. Aynı şekilde yakıt sarfiyatını da A ve B olarak test edebiliyorsunuz. Yani gidiş dönüş olabilir veya yolun bir kısmından sonrası B olabilir falan. Ben ikinci söylediğimi yaptım. İstanbul Küçükçekmece'den çıktım. Akşam saatleriydi. Yolda köprüyü geçene kadar tabii ki trafik vardı. Dur kalklar yaptık zaman zaman. Hafif yoğunlaşmalar oldu. Küçükçekmece'nin içerisinden evin kapısının önünde sıfırladım. 3.2 litre yaktım arkadaşlar. Körfez'i dolaşarak Bursa'ya. Köprüyü geçtikten sonra, Boğaz Köprüsü'nü geçtikten sonra Trip B'yi sıfırladım. 2.8 litre yaktım. Yakıt sarfiyatı bu arabayı o zaman da aldığımızda müthişti. Yani halen daha da çok iyi. Tabii ki yani şu an 9 yaşında bu araç ve 160 bin kilometrede. Yakıt sarfiyatları ilk zamanları gibi olmuyor. Ama buna rağmen halen daha çok başarılı buluyorum. Son zamanlarda bütün üreticiler yakıt sarfiyatında oldukça iddialı oldular. Fakat ben o zaman eğer bu videoları çekme fırsatım olsaydı, 2012'lerden bahsediyorum. Yani muhtemelen herhalde o dönemin en tasarruflu arabalarından biri bu olabilirdi. Maalesef diğer markalarla çok farklı markalar kullandım. Diğer markaların hiçbiriyle böyle bir uzun yol testi yapma fırsatım olmadı. Eğer olursa yapacağım. Çünkü biliyorsunuz yani kullanım karakteri çok farklı. Ben arabayı agresif de kullanıyorum, tasarruflu da kullanıyorum. Böyle değerlendirdiğinizde tasarruflu kullandığım zaman da dibine kadar tasarruflu kullanırım. O şartlarla herkes aynı sonucu elde edemiyor. Yani bu araçla bile mesela aynı arabayla bile farklı insanlar kullandığında farklı yakıt sarfiyatları ortaya çıkıyor. O yüzden keşke fırsatım olsa işte diğer araçlarla da diğer segment veya segmentindeki diğer araçlarla da böyle bir uzun yol tecrübe etme şansım olsa da net bir şey paylaşsak mesela işte Passat'ın işte ne kadar Insignia'nın ne kadar E serisi 5 kasalar hepsini böyle bir aynı çıtaya oturtsak ve sonuçları görsek çok enteresan olacağına eminim yani böyle bir şey olsa. Fırsatım olursa yapacağımı da söz veriyorum buradan. Şimdi tabii ki bu tasarrufun sırrı ne? Tasarrufun sırrı arkadaşlar ilk jenerasyonda gördüğümüz yarı otomatik şanzıman. Şimdi F1 vites işte koldan vites dediğimiz donanım bu araçta mevcut. Çok da kullanışlı çünkü ben bazen yarı otomatik şanzımanın vites değiştirme aralıklarını pek beğenmiyorum ve kendim müdahale etmek zorunda kalıyorum. Öngörüyorum bazı şeyleri çünkü artık nasıl bir zekayla yönetiliyorsa bu aracın gerçekten kusursuz bir araç diyemememin tek sebebi yarı otomatik şanzımanı. O dönem bu araç tam otomatikle piyasaya sunulsaydı gerçekten bu araca bakışın çok farklı olacağını düşünüyorum. Şu anda da öyle ama yarı otomatiğe rağmen öyle. Tam otomatik olsaydı gerçekten kusursuz derdim bu araç için. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Neden ben bu kadar takığım bu yarı otomatik şanzımanla? Şimdi bakın 2'yi aldı araç ve şimdi şurada birazdan bir yokuş çıkacağız. O yokuşa çıkarken şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2'yi aldı. Bakın çekmiyor. Vitesi değiştirmedi. 1'e aldı. Şimdi tekrar büyütelim vitesi. Bu sefer büyütmedi. Yani enteresan bir şey var. Özellikle böyle yokuşlarda şeylerde bir yığılmaya neden oluyor. Böyle bir gidiyorsunuz tekrar geliyorsunuz. Maalesef yarı otomatik şanzıman benim çok beklentimi karşılamadı. Yani neden karşılamadı? Şimdi şöyle bir kalkalım. Bakın şimdi. Bırakıyor, tekrar geri yaslıyor. Yani bu bana çok konforlu gelmedi, onu söyleyeyim. Bunu konforlu bulan var mıdır? Açıkçası onu da bilmiyorum. Sollamaya çıkacaksınız mesela. 2000 devirler en böyle verimli olan devirlerinde araçla gaza basıyorsun. Araç tam böyle çekmeye başlıyor o torkla. Sol şeride kafayı çıkartıyorsun. Hop vites küçültüyor. Ve yığılıyor kalıyor vites küçültmede. Yani şey gibi böyle tork konvertör gibi çat diye veya DSG gibi değiştirmiyor. Yani o maalesef o yığılma var yokuş çıkışlarında. İşte kasislerde dururken kalkarken araç sollamalarında ben gerçekten yani hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Onun haricinde bu araçta bir başka en beğenmediğin özellik ne diye soracak olursanız kesinlikle A sütunu arkadaşlar. A sütunu da çok konforsuz. Görüş açısını inanılmaz engelliyor. Hele hele böyle virajlı yerlerde araç kullanıyorsanız o alışkın olduğumuz hani hareket vardır ya, böyle bakma, işte şöyle şuradan bakma. Yani A sütunu böyle virajın öyle bir yerine denk geliyor ki böyle kafanızı sağa sola eğip duruyorsunuz, nereden baksam diye şaşırıyorsun. Yani bu tabii ki yeni modern araçlarda maalesef böyle. Modern araçlarda büyük ihtimalle kaza anında işte takla atma vesaire gibi şeylerde daha dayanıklı olması için onu farklı bir formda yapıyorlar açılarını artık. Çünkü yeni hangi araca binersen bineyim o A sütunuyla ilgili bir sorun yaşıyorum. Alışmakta sorun yaşıyorum. Görüş açısında sorun yaşıyorum. Bunda A sütununun yanında bir pencere de var. Yani aynanın bulunduğu kısım dışarıda durduğu için orayı görüş açısını rahatlatmak için aslında iyi düşünülmüş bir küçük kelebek camı var. Buna rağmen ben A sütununa da eksi puan veriyorum. Yani denenmesi lazım. Alışılması zor. Ben pek mutlu değilim yani. Ama onu da değiştiremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Alışmaya çalışıyoruz. Velhasılı kelam, aracın gerçekten yol tutuşuyla, performansıyla, kullanımıyla, her şeyle memnun olduğumuz bir araç. İşte iki tane özellik sayabildim size. 9 yıllık kullanımımız sonucunda bir yarı otomatik şanzımanı, 2 de A sütunu. Yani bunun haricinde başka arabayı eleştirebileceğim bir yer yok. Sevdiğim bir araba ve uzun yolda çok konforlu, oldukça sessiz. Yani böyle 80-100-120 giderken otobanda, 6 ileri bu arada şanzımanımız. O da önemli bir faktör tabii ki bu noktada, devri düşürdüğü için. Klimanın sesini bile duyabiliyorsunuz. Çok rüzgarlı bir gün değilse, eğer rüzgarı böyle karşıdan aldığınız kuvvetli bir rüzgar yoksa, rüzgar sesi de 130 civarı gelmeye başlıyordu. Şu anda böyle daha 120'lerde duyulabiliyor. Tabii 9 yıllık işte oradaki lastiklerin artık aşınmasıyla ilgili olsa gerek. Bu araçla ilgili eleştirel söyleyebileceğim bir şey yok. Denenmesi gereken, bakılması gereken bir araç. Fiyat performans olarak muhtemelen en başarılı araçlardan biri. Genel olarak şirketlerde kullanılmayan, şirket aracı olarak veya işte rentekar aracı olarak alınmayan, sahibinden bulunabilen, şöyle sahibinden derken birçok araç sahibinden satılıyor ama kullanıcısı sahibi değil, işte kiralık araç, şirketlerde kiralık, işte şahsa kiralık, şirket aracı olarak kullanılıyor. İşte muadili olan Passat'lardan bahsediyorum. Ama bu araç öyle değil. Yani Peugeot 508'i alan genel itibariyle aile için alıyor. O yüzden size böyle olumsuz herhangi bir şeyini de söyleyemeyeceğim. Parça fiyatlarına değineceğim. Birkaç şey söyleyeceğim ve artık inceleme videomuzu da sonlandıracağız. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hadi videonun sonuna geçiyoruz. Şimdi çok fazla Peugeot kullanıcılarının bile bilmediği iki şey göstermek istiyorum size. Bir, silecekler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu aracın silecekleri içeride ve kenarlara doğru açılıyor. Şimdi bu sileceğin kaldırılması mümkün değil. Kaldırmaya çalıştığınızda kaputa sürtüyor. Hatta bir gün birisi burada kaldırmaya çalışmış sileceği. Gördüğünüz gibi kaputun kenarında bir çizilme, boyanın kalkması mevcut. Allah'tan sileceği koparmamış arkadaş. Hemen onu göstereyim size. Bu araçta silecek nasıl değiştiriliyor veya silecekleri nasıl kaldırabiliyoruz? Çok basit. Aracı istop ediyoruz ve bir kere silecek kolunu aşağı indirdiğimizde silecekler yukarıda kalıyor gördüğünüz gibi. Bir diğer özellik ise park lambaları. Bu araçta çok eskiden Mercedes'lerde vardı bilirsiniz. Tek taraftaki park lambalarını yakma özelliği. O özellik bu araçta da var. Aracı stop ettiğinizde, sinyali çevirdiğinizde gördüğünüz gibi bir sesle hangi parkı yakmak istiyorsanız, mesela solları yakalım. Hemen inelim ve bakalım. Gördüğünüz gibi şu an sadece sol parklarımız yanıyor. Sağlarda herhangi bir şey yok. Tabii hava aydınlık olduğu için şu anda çok seçilmiyor. Önde belki birazcık daha rahat seçebiliriz. Şöyle baktığınızda sadece sol parkımız yanıyor. Videoyu her zamanki gibi parça fiyatlarından bahsederek bitirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu aracın parça fiyatları çok yüksek değil fakat ucuz da değil. Yani onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Yani bu büyük ihtimalle şöyle bir evre var burada. 2010'dan sonra üretilmiş herhalde parça fiyatı ucuz bir araç da yok. 2010 belki 2008 de diyebiliriz. Ama şöyle tecrübelerimizi anlatayım. Ben mesela bir kere bununla bir kaza yaptım. Sol ön aksı kırdım. Ufak bir kaldırım taşına çarptım. 10.000 lira. Debriyaj balatası bitti. Evet, yarı otomatik şanzımanda yaşanıyor böyle şeyler. 3.750 Türk Lirası 3 sene önce yaklaşık. Şu anki fiyatı herhalde 5.000 lira bulmuştur. Cam suyu ile ilgili bir sorun yaşadık. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Anlattığım bir video var detaylı bir şekilde. Sileceğin su püskürttüğü zımbırtı bozuldu. 250-300 liraydı o zaman. Hatta 360 da olabilir. Farı kırıldı. Arka stop 1.500 lira. Ön far 2.000 küsür liraydı. Şu anda ne kadar bilmiyorum güncel fiyatlarını. Yani orijinal parçaları pahalı. Bazı parçalarda da yan sanayi tercih edemiyorsunuz. Yani bunu bana aracı götürdüğüm usta söylemişti. Debriyaj balatası için biz fiyat aldık. 3.750 Türk Lirası dediler yetkili serviste. Özel serviste baktım her yer 3.000 ve üzeri. Sordum, dedim ya bunun yan sanayisi falan yok mu? Dediler ki yok. Bu arabaya yan sanayi parça takamıyoruz. Çok böyle düzgün bir ustaya denk gelmiştik. Allah ondan razı olsun. O söyledi. Oğlum takarım dedi ama dedi bana dedi 3-5 ay sonra geri gelirsin dedi. Öyle orijinali gibi 80-90 bin kilometreler yapamazsın. Biz 80 bin kilometrede böyle bir tecrübe yaşadık. Onun haricinde neyimiz var? Bir gün yolda kaldık bu araçla. Fakat yolda kalma hikayemiz, ya araç o zaman 4 yaşındaydı. Çok enteresan oldu. Ben aracı servise götürdüm. 80 bin kilometrede falan da o zaman. Peugeot'un yetkili servisine götürüyorduk. Bana dedi ki abi dedi stop start mekanizmanızın süresi geliyor dedi. Değiştirmek ister misiniz dedi. Ben de dedim ki bir sorunumuz yok ki stop startta. Niye değiştireyim? Böyle ışıklarda durduğunuzda motoru durdurmadığı oluyor mu hiç dedi. Hayır dedim, olmuyor. Peki tamam o zaman dedi. Abi biz servisten çıktık. Bu arada serviste ilgilenen arkadaş, sohbetimiz muhabbetimiz vardı yani. Samimiydik, ilgileniyordu, yardımcı oluyordu sağ olsun. Aradan böyle bir 2-3 hafta geçti. Ben onu taktım ya kafaya, o bunu söyledi. Sürekli her ışıklarda durduğumuzda bakıyorum. Yani var mı sorun? Bir gün stop etmedi. Allah Allah dedim. Ertesi gün baktım. Yine böyle 5 ışıkta duruyorsam ikisinde araba durmuyor. Yani stop etmiyor motor. Çalışmada herhangi bir sorun yok ama stop ettiğinde gayet rahat bir şekilde çalışıyor. Bu böyle 10 ışıktan 7'ye 8'e çıktı. Yani 7-8 ışıkta stop etmiyor araba. Aradım arkadaşı. Ya dedim bir şey söyleyeceğim. Bunu bana söyledin dedim. Üstünden daha bir ay geçti geçmedi. Stop start gitti dedim. Tamam mı? Gülmeye başladım. O da gülmeye başladı. Ya dedim bak insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Abi dedi biliyorum böyle anlayacağını dedi. Söylediğime de pişman oldum ama dedi. Bak dedi senin arabada normalde Peugeot'un verdiği ömrü geçmişsiniz dedi. Yani bu bizde bir checklist var dedi. Aracın parçalarının ömrünün yazılı olduğu, maksimum kilometrelerinin yazılı olduğu bir şey var dedi. Liste var elimizde. Ve 10.000 kilometre önce değişmesi gerekiyormuş dedi senin aslında stop start mekanizman. Değiştirilmemiş dedi. Son bakıma geldiğinde de dedi biz dedi değiştirelim diye teklif ettik, kabul etmedin dedi. Ve üzerine 10-12.000 kilometre kadar kullandın sen aslında ömrünü, iyi kullandın dedi. Ben de tamam dedim, yani yapacak bir şey yok. Götürmedim, ısrar ettim. Dedim ki ne olacak ya, stop start çalışmazsa çalışmasın. Bir hafta sonra annemle bir yere gitmiştik. Arabaya bindik. Kontağı açtım. Araba çalışmadı. Akü bitmiş. Neyse takviye bulduk orada. Takviye yaptık araca. 4 yaşında 100 küsür binlik arabaya takviye yaptık. Allah'tan yani otomatik vitesi itip vurduramıyoruz. Yoksa onu da yapacaktık yani. Ondan sonra aracı servise götürdük. Hiç unutmuyorum. Sadece aküsü 600 Türk Lirasıydı. Stop start yüksek amper akü. Şarj dinamosu değişti. O da bozulmuş. Ve stop start mekanizmasının bilmem nesi. Biz orada 2500'lük olduk arkadaşlar. Yani parçası ucuz bir araba değil. Pahalı bir araba zaten. O dönemde de 2012'de de pahalıydı. Şimdi söyleyip insanları üzmek istemiyorum ama 87 bin liraydı bu aracın sıfırı arkadaşlar 2012 yılında. Şu anda en ucuzu 500 küsür bin lira olması lazım. Maalesef fiyatları çok yükseldi otomobillerin. Bu aracın da şu anda ikinci el piyasası 100 ila 180-200 bin arasında, sıfırından daha pahalıya satılıyor gibi yorumlar olacaktır ama aslında dolar bazında baktığınızda öyle değil yani. Evet benim arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek haftalarda çok enteresan arabalar geliyor. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Birçok arkadaş bildirimleri açmamış, videolardan haberdar olamıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve aracın içine bakalım. Evet, şimdi aracın içerisini çekeceğiz ama aracın içi çok pis. Yapamamıştım, yer kuruydu.